Merhabalar. Hoş geldiniz mutfağıma. Bugün yine patates köftesi pişiriyorum. Patates köftesi kardım. İki tane patates rendeledim. Ufak gözünde rendeni. İki baş soğan doğradım. Soğanı tatlı da kıydım. 6 diş sarımsak doğradım. Bir tane yumurta kırdım. Köftelerimi salça koydum. Bir çorba kaşığı. Ondan baharat koydum. Dal kekiği, güvey otu. Baharatlarını koydum. Şimdi kardım pişiriyorum. Yağda. Çiçek yağında yani. Zeytinyağında olmaz. Zeytinyağı duman yapar. Çiçek yağı kabardır. Bak, burada pişirdim, puf puf oldular. Böyle yapıyorum yani. Ben yapıyorum ama perhizli olduğum için fazla yiyemem. Kanım doyasıya yiyemiyorum. Yiysem tepe üstün giderim. Hastanelerde hastalık saçıyor. Bir yere gidecek halim yok zaten. İşte kendime dikkat etmeye uğraşıyorum. Kokusundan doyacağım bunu. Kokuyor işte, mis gibi kokuyor bak. Ne yapayım? Şeker hastasıyım, yiyemiyorum. Diyetime dikkat etmek zorundayım. Kendi doktorun kendin olmak gibi yok. Kendi doktorun kendin olacaksın. Hayatta kalacağım doyarsan, kendi doktorun kendin olacaksın. Ben işte bunu doyasıya yiyemeyeceğim. Ya bir tane, ya iki tane. İşte o kadar. Yanına çocuk çay yapacak, çayla yiyecek. Siz de yapın, çok kolay. Her zaman yapabilirsiniz. Bu etinden de olur. Ondan patatesinden olur. Patlıcandan olur. Ondan her şey olur yani, yaparsın. Ama en güzel dana etinden olur. Dana eti başkadır yani. Tat verir. Daha lezzetli olur. Bak köftelerim burada. Puf puf oldular. Ne güzel. Yumurta kabarttı iyice. Her zaman beni izleyin. Mutfak kanalım ayrı benim. Şiir kanalım ayrı. Beğeni atın bana. Abone olun. Seviniyorum ben, dua ediyorum size. Abone olunca, izleyince sayım artıyor. Çok seviniyorum siz beni izleyince. Beni daima izleyin. Size bir şeyler katabiliyorsam çok mutlu olurum. Mutlu oluyorum zaten siz beğenince. Turşular kuruyorum işte, size gösteriyorum. Bilmemek ayıp değil. Biz de bilmiyorduk zamanında. Yapmamak ayıp. Tembel tembel durmak ayıp yani. Ev kadını olup da ondan yapmamak çok ayıp. Siz de yapın. Ben çocuklarımı hoyukan böyle yapardım bunları. Komşu çocuklarına da verirdim. Çok sevinirdiler. Oynasınlar beraber diye. Komşu çocuklarına da verirdim. İkişer, üçer ellerine. Çok yapardım. Ondan babam rahmetlik öyle bol bolluyu severdi. Kızım tekneye yoğur çok yap. Komşu çocuklarına da ver. Ondan çocuğumu dövmezler derdi, iyi oynarlar derdi babam, kendi babam benim. Ben de öyle yapardım, çok yapardım. Çocuklar, komşu çocuklarına da verirdim. Her zaman verirdim bir şeyler komşu çocuklarına. Hiçbir şey bulamasam salçalı ekmek sürerdim. Yağlı ekmek sürerdim çocukların ekmeklerinin üstüne kendi çocuklarıma verirken. Ondan üstüne tuz biber ekerdim. Ellerine soğan verirdim. Onu yerdiler, sevinirdiler. Oynadılar beraber. Hiç ayrılmazdılar birbirlerinden.
Hoşça kalın, sizi çok seviyorum. Benim şiirlerimi izleyin. Köylü Şair Fatma Başaran diye girin. Köylü Şair'in Mıtığı diye girin. Beni bulursunuz yani. Hoşça kalın. Hoşça kalın bugünlük. Hadi kapa ışığı. Yeter. Bitirdim, köftelerimi pişirdim. Şimdi çayım demleniyor orada. Ne yazık ki ben fazla yiyemiyorum. Yemiş olsam canım kalıyor ama içim gidiyor yeme. Hasta oluyorum. Hasta olacağım diye korkuyorum. Hastanelerde de zaten hastalıklar var. Onun için özeniyorum, işte kokusundan doydum. İçinde bunun güvey otu var. Kekikler var, baharatlar var. Sarımsak doğradım, 6 diş böyle. 2 baş büyük soğan doğradım. Tatlı da doğradım soğanı. Şeyi rendeledim. Rendenin küçük gözünde rendelerim ben patatesleri. Çok güzel oldu. Ama dana etinden daha güzel olur. Daha çeşnili olur. Etler içinden çıkar, bol etinden yapardım ben. Ondan bugünlük benden bu kadar. Her zaman benim mutfağıma beklerim sizi. Her zaman beklerim. Bir şeyler katabiliyorsam ne mutlu. Benden öğrenirsiniz yani. Ben size öğretirim. Anlatırım ben. Siz de benden, benim elimi alırsınız inşallah. Ben ölmeden. Çünkü hastayım ben. Her gün bir yanım ağrıyor. Yürüyorum, değneklerle geziyorum. Çok seviyorum sizi. Bana abone olunca çok dua ediyorum. Hemen namaz kılıyorum, size dua ediyorum. Kur'an okuyorum. Hoşça kalın. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın.